Kanada esnafım. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Burada doğdum. Fakat bu süreçte bize yardımcı olacaklarını söylediler. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Şu anda işte benim ailemde bir kişi çalışıyor. Önümüzdeki ay benim oğlum askere gidecek. Bizim hiçbir şekilde şu anda paramız yok. Şu anda çalışmıyoruz. Hepimiz mağdur durumdayız. Bu. Böyle arkadaşlarım var, kiralarını ödeyemiyorlar artık. Ne bileyim, çocuklarına harçlık veremiyorlar. Çocuklarımız okula gidecek, harçlık veremiyorlar. Hepimiz mağdur durumdayız. Bunu da herkes geliyor, bunu yayınlayacağız diyorlar, yayınlamıyorlar. İşine gelen kısımlarını alıp yerlerine başka şeyleri ekliyorlar. Ama bizim mağduriyetimizi dile getirdiğimiz zaman hiç kimse bunu dikkate almıyor. Bizi görmezlikten geliyorlar zaten. İki ayda fazladır. Bir gün çalışıp evimize ekmek götürecek durumumuz olmamış. Eşte, dosta işte böyle orada burada borç yaparak bu insanları sağ olsun. Bu da artık nereye kadar? İnan ki çocuklar okula gidiyor, utanıyoruz ki sabah erken kalkalım ki çocukları gönderelim. Çünkü çocuk sonuçta bilmez ki ne oldu. O çocuklar okula giderken sonuçta bir harçlık ellerine, ceplerine koymak lazım. Okula gidiyor öbür çocuklar, istediklerini aldıkları zaman, onlar almadığı zaman düşün yani. Buraya gelen veterinerler hiçbir şekilde attan anlamıyor. Kedi köpekten anlıyor. Şimdi hayvanseverlere sesleniyorum. Gelsinler, ahırlara tek tek girsinler. İnanın ki o hayvanların yarısı yara bere içinde. Artık hayvanların yarası beresi kurtlanmış durumda. Onlara ağırda gelip de bakan da yok. Dağlar Belediyesi zaten hiç ilgilenmiyor. Adam sabahtan akşama kadar geziyor. Biz varız yokuz, hiç şu ana kadar gelip gittiğini görmedim. İş vereceğiz dediler. İki aydır insanlar işsiz. İnsanlar ekmek bulamıyor. Yani hiçbir şekilde gelip de bizim derdimizi dinleyen bir yetkili de olmadı yani. Bu Adalar Belediyesi olur, ne bileyim ilçe başkanımız olur. Hiçbir şekilde gelip bizim derdimize tam anlamıyla dinlemediler. Ne istiyoruz diye de sormadılar. Eylemdeyiz burada. Bize verilen vaatlerin ve bize Sayın Belediye Başkanımızın İmamoğlu'nun verdiği şu bulunduğumuz yerden biz faytonları kaldırmayacağız, düzenleyeceğiz. Kollayacağız, koruyacağız, çalışma saatlerini düzenleyeceğiz anlamında bize seçim öncesi vaatleri vardı. Sonradan nasıl olduysa bu hastalık bir türedi. Hastalık bugünün olayı değil. Hastalık yıllardır, fayton kurulduğundan beri bu sistem devam ediyor. Bu konuyla alakalı biz ruham hastalığı sürekli var. Bunu sanki bugün olmuş gibi ürettiler ve medyaya böyle yansıttılar. Ve kendileri bir karar aldılar. Karantina, halk sağlığı denilen. Ondan sonra akabinde Büyükşehir Belediyesi biz bu faytonları kaldırdık. Bunun bir altyapısı çalışılmadan, bunun bir öngörüsü görülmeden, bizleri kayda almadan fayton sistemi bitmiş. Bitirdik anlamında. Ve sürekli aynı şeyler. İşte televizyonlarda, medyalarda görüyorsunuz. Şimdi bize sunulan hiçbir şey yok. Bize teklif eden hiçbir şey yok. Bu 300 bin lira artı 400 lira, 4 bin lira at başını da bunlar kendileri yani karar almış, kendileri bu şekilde de meclisten geçirmişler. Kamuoyunda, insanların gözünde biz cani olarak gözüküyorsak da, işiniz öyle değil ama biz de insanız sonuçta. Bizim de bir yaşam biçimimiz var, bizim de bir sosyal yaşantımız var, ailelerimiz var, hayvanlarımız var. Hiç kimse kayda alınmadan bu şekilde bir karar almışlar. Hani bunun da doğru olduğunu zannetmiyoruz. Bir anda, bir gecede her şeyi bitirdiler ve bizi bu şekilde mağdur ettiler. Atlarımız içeride perişan. Yani atlar ölüyor sürekli. İşte İBB çıkıyor diyor ki atlar iyi bakılıyor. Aslında bizler gayretlerimiz dolayısıyla İBB nasıl iyi bakıyor? Daha önce medyada Fox TV'de çıktı. İşte biz atlara iyi bakıyoruz, yoncayla bakılıyoruz. Ata bakmak sadece yoncayla olmuyor. Yani at bir kere yoncayla doymaz. Ondan sonra fayansın üstüne koymuşlar hayvanları aç susuz. Bu şekilde kamuoyuna işte biz iyi bakıyoruz.
çadır kuruyoruz bilmem vesaire. Ya at çadırda yaşar mı? At gündüz güneşi gördü mü çadır yanar ister istemez. Akşam da üşür. Yani kimse bunları bilmiyor. Çıkıp televizyonlarda kamuoyuna bu şekilde bir bilgi verdikleri zaman sanki her şey güllük gülistanlık gibilerinden insanlar da ister istemez inanıyor. 1500 tane at nereye gidecek? Bu atlar ne olacak? Bu atlara kim bakacak? Bunun mesuliyetini kim alacak? Evet diyorlar bir çalışmamız var ama çalışmanın da örnek İzmir Belediyesi 30 tane ata bakamadı. Koskoca Büyükşehir İzmir Belediyesi 30 tane ata bakacak benim kadrom yok dendi. Bunlar Ankara'ya serum üretmek için fakültelere gönderildiler. Şeyle konuşmayın dedi. Dediler. Oyaladılar bizi. Yani bu zamana kadar boşuna beklemişiz. Ben onu anladım. Yani her gelen bir şeyler söylüyor ama bizim için yapılan hiçbir şey yok. Yani zaten bir verilen bir miktar paranız para var. Para var ama miktarı var. Kendisi yok. Parayı da mı vermedi? Yani para yok ki zaten. Söylediler ama verilmedi. Bir kaç arkadaşımız işte bu son süreçte işte yıprandı bayağı. Hayvanlarını teslim eden arkadaşlarımız oldu. Onlara da hiçbir şekilde para verilmedi. Teslim edenlere de verilmedi. Tabii. Oyalıyorlar. 20 gün önce teslim edenler var. Oyalıyorlar. 3 gün içinde paranız yatıracak. Bu kiracı arkadaşlarımız var. Adam teslim etti, imzasını attı, memleketine etti. 20-25 günde para yatırmadı. Adam bir daha geri geldi şimdi. 3 gün içinde yatırmadı. Yani oyalıyorlar bir şekilde. Kiracılar. Yani ne para veriyorlar? Evet. Yani verilen sözleri yerine getiriyorlar. Sözleri yerine getiriyorlar. Zaten hiçbir şey yok. Yani belediye, somut bir şey yok. Belediyeyle görüşmede de sadece oyalanıyor. Oyalanıyor. Yani şimdi şu şekilde şey yapsak yine oyalayacaklar. Şöyle söyleyeyim size. Bu karantina başladığından sonra İBB'den 15 gün sonra yem geldi. Ve bu karantina süresince 5-6 gün atlar, yani şöyle söyleyeyim, faytoncular yem alamadılar, yem bulamadılar. Herkes kendi cebinden almaya çalıştı ama nereye kadar? Çünkü şöyle bir şey var adada. İnsanlar işte günlük kazanıp çalışıp ondan yem alıp atlarına getiriyorlardı. Bu süreçte ben biliyorum ki 5-6 gün o hayvanlar aç susuz kaldılar. Birçoğu faytoncu işte yazın kiraladıkları için atlarını bırakıp gittiler. O atlar öyle tek başına ahırda maalesef kendi durumlarına terk edildiler. Daha sonrasında İspark ahırlarında işte biz çok iyi bakıyoruz vesaire şu bu. Yani biz gördük nasıl baktıkları. Artı hayvanlar hareketsizlikten işte ayağı kırılanlar oldu. Sistemleri çöken atlar oldu. Bu süreçte bir padok alanı yapılmadı bu atlara. Bu atların rahatlıkla koşup enerjileri atılabileceği bir yer sağlanmadı bu atlara. Yani bu atlar burada ölüme terk edildi. Aslında şimdi ölüme terk edildi bu atlar. Aslında süreç şimdi başladı. Bu saatten sonra ne olacak o atlar? Ya da bizler ne olacak? Türkiye'nin bu kadar işsizlik ya da iş bulamama sorunu varken 1500 tane aile işsiz kalacak. Ekmeksiz kalacak. O atlar nereye gidecek? Nerede barındırılacak? Hayvanlar vahşi hayvan değil ki. Bunlar insanlarla yaşamaya alışmış hayvanlar. Yani bunun cevabını kimse bize vermiyor. Kimse bunu söylemiyor bize. Türkiye'de kaç tane çiftliğe götürüp kaç tane at verebileceksiniz? Artı her sene işte Beyefendi'den olsun, farklı yerlerden olsun işte çıkartılan atlar var. Bu atların da son durağı Büyükada'ydı. Yaşamlarını sürdürdükleri yer Büyükada'ydı. Yani bunların hepsi göz ardı edildi. Keşke gelseydiniz. Hayvan çok seviyordunuz ya. Bir gelip o atların halini görseydiniz. Biz hayvan sevmiyorduk ya, işkence yapıyorduk ya. Asıl işkenceyi onlar yaptı. Asıl atları onlara ölümü terk eden onlar oldu. Ben onlara hayvan sever falan demiyorum yani. Bizim o ahırlarda kedilerle atlar, köpekler hepsi bir arada yaşıyordu. Hayvanseverlik bu değil yani. Asıl hayvansever bizleriz. Bizler hor görüldük, işte işkenceci olduk, şu olduk, bu olduk. Ben aslında onlara sesleniyorum. Gelin bu gerçeği bir gerçekten bizden yaşayın, bizden görün o atları. Hayvan sevdiklerini iddia ediyorlar ya. Çok isterdim. Ama bu süreçte hiç kimseyi görmedik. Hayvanseverleri de görmedik, başka kurumları da görmedik.
konu tamam, adada faytondu, fayton kalktı, iş bitti. İş bitmedi, iş bundan sonra başlıyor.